Mafya babasıymış İsmail. Yok ya. Ne mafyası oğlum? Nereden çıkardın? Ha, boş ver o zaman. Adam koskoca aşiretin reisi be. Ne boş veriyorsun sen? Asker kaç ay mıymış bu ağa İsmail Bey? Yok canım. Adam yapmış askerlidir. Yaş tahsiye. Kütüğün mühürün yanında mıdır babo? Tabii efendim, tabii. Aman bir yanlışlık olmasın kurban. Bir dakika. Ne var oğlum? Özür dilerim. Bir ağa geldi de. Ağa mı? Avukat. Avukat mı? Ay, öyle desene. Avukat ha, kurban olayım sana. Yok öyle şey. Beklesin. Ağalık mı kaldı Rıza? Burası bir cumhuriyet, cumhuriyet. Birkaç fotoğraf çekelim. Sakın ha. Adamlar silahlı. Koridora falan çıkma. Her an tabancalar patlayabilir. Ne? Çay içi mi sen babu? He, içek. Sen kurban, memur bege de söyle, beraber içek. Adliye polisi arama yapmıyor mu bunlar? Ne bileyim ben. Hepsi de Sevelli ağa gibi. ...92-195 sayılı dosya. Rıza, konuştun mu? Abi bu... Önce ağamıza versene lan. Dikkat etsin oğlum, dikkat et. Ver bakayım saygısız. Döven mi ağam Emret? Dur. Hekim önünde sübyan mı dövülür? Dur. ...92-76 dosya. Avukat Sevim Yolaşan. Avukat Recai Kurtuluş. Gene biz değil. Sonradan görme diyebileceğimiz bu insanlar olur olmaz saatlerde halı silkeleyip balkon yıkayarak müvekkilimi taciz etmektedirler. Ben giderim. Sıçmışım davasına. Yok, da baba, kötü girelim bu son. Dayakla tehdit. Tehdit? Evet hakim bey. Yanlış duymadın. Çoğu gitti azık öldü. Adamın beklediği nerede görmüş? Bırak memuru da gelsin istemiyorum. Asker kaçağılırım daha iyi. Ulan Rıza, yaktın beni. Kaç dosya vardı aslında da? ...92-126 dosya. Neslihan Acar, Faik Acar. Ay fena oluyorum. Rıza, tansiyon ilacım üst çekmecede. Aman tutun. Anam yine mi bayıldın? Rıza. Dur be İsmail Bey. Baygınlık geçiriyor artık. Ben de baygınlık geçiriyorum burada. Siz bundan önce iki kere daha şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkememize başvurdunuz. Evet hakim bey. Sağ olun. İki defadır siz barıştırın. Sana da eğlence çıktı ha. Kaç ay oldu bunlarla? Saydın mı? 112 usta. İyi. Bereket versin. Ya ben çok sıkışmışım. Götürün beni. Götürek baba götürek. Götürek şöyle. Duruşmayı kaçıracak baba. Bak şimdi duruşmayı. Baba. Altıma yediren. Vay babam çok sıkışmışlar. Küçük midir büyük midir baba? Yok küçük. İyi düşünün. Bir daha soruyorum. Dosyayı kapatayım mı, barışacak mısınız? Ula bu ne iş? Puh, namussuz gavat. Barışmışlar. Avukat İsmail Kılıç. Helal olsun. Hakkını helal et ağam. Öpem. Helal olsun. Hakkını helal edesen ağam. Helal olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Dua edin benim. Dualarımız seninledir babu. Tez vakitte gelesen babu. Biz buradayız ha. Kaç yaşındasın Hüseyin ağa? 79 hakimim. Maşallah. Neden askerliğini yapmadın bu yaşa kadar? Olur mu babu? Kahpe evladıdır askerliğini yapmayan. Manisa'da tam 32 ay. Hazır ol sağcın, soladın. Ne yapıyorsun Hüseyin ağa? Mahkemede sürürlükte değilsin.
Biraz para verebilecek misin? Yok vallahi Hacer, idare edin. Neyle idare edeceğiz Rıza? Söylemesi kolay. Bugün alacağım biraz borç. Şu kızınla da konuş. Hangi kızın? Mediha. O oğlanla aleni geziyor. Bana niye şimdi söylüyorsun? Ne zaman söyleyeceğim, yüzünü gördüğün mü var? Akşam kaçta geldin eve, farkında mısın? Keyfimizden mi Hacer? Ananın işini konuştuk. Bak borç gırtlakta. Bitsin şu dava da düzlüğe çıkalım. Onun da biteceği yok ya. Elimizden geleni yapıyoruz. Adliye seferber oldu, daha ne? Hmm, peynir yok mu kız? Yok. Bakkala gidemedim anne. Bu sabah böyle idare edin de anacığım, akşama ben alırım bakkaldan. Müjgan Hanım da mı yatıyor? Ne yapsın çocuk? Yatsın yatsın, onunla da konuşacağım. Konuş. İkisine de bir haller geldi. Analarını deli ettiler dün. Haberim var. Okuyacağım ikisinin de canına. Okudu. Gevşeksin gevşek. Kıyamıyorsun kızlarına. Yüklenme şimdi sen de bana anacığım. Yalan mı? Kız babası dediğin evinde oturur. Öyle gece yarılarına kadar cak 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 içmez. Cak cak yok vallahi anam. Senin davan için. Aman davam da çıksın. Senin yakışıklı para istiyor. Para? İster anam, her iş parayla. Şu altınlarından ikisini bozdursak. Ha, bir o kaldı. Bozduramam. Kefen param o benim. Götür şunları. Ne bakıyorsun öyle gözüme dik dik? Bakarım. Hemen yetiştirdin değil mi babama? Yetiştireceğim tabii ya. Çok başıboş kaldınız. O kadar acelen varsa git Coşkunlar'da otur. Ne bağırtıyorsun ananı kız? Neden bağırdığını biliyorsun baba. Biliyorum. Sen liseyi bitirmeden evlenmeye mi heveslendin? Eşyol eşeğin kızı. Küfürsüz konuş. Kendime küfrediyorum anam ben. Üç şeker çok üç. Senin de gözün şekerdi. Konuşacaksan kızınla konuş. Konuşuyorum. Çayın tadını alamazsın anam. Hadi hadi. Evet, sana bir şey sordum. İnsan biriyle gezince hemen evlenmesi mi lazım baba? Biz öyle biliriz. Ne demek? Kaç kişiyle gezeceksin ulan sen? Gezmek öyle sizin sandığınız gibi kötü bir şey değil baba. Ha, iyi bir şey demek. El alemin oğlanlarıyla öpüş koklaş bırak. Öyle değil baba. Bırakın bu geri kafalılığı. Güzel konuş kız. Lan katil mi edeceksin sen beni? Eşyol eşeğin kızı. Gebertirim seni ha. Anne! Ne annesi anne! Kız? He? Anne olduk şimdi. Öldüreyim mi seni? Rıza bırak, kurban olayım, çocuklar uyuyor, bırak. Çekil Hacer. Orospu mu olacaksın kız sen ha? İstedi ama bir karış değil. Karışmayın siz. Elimde kalırsın şerefsizim. Boğarım ikinizi de, oğlanı da seni de. Geri kafalıymışım ha? Bu iyi oluyor azizim kaleme çıkmadan önce. Cebrail'in çayı da çay ha. Afiyet olsun hocam. Cebrail, Sezai'ye yaz bu çayları oğlum. Yazalım, yazalım da hocam. Sonra fırça atmasın bize. Atamaz, atamaz. Tavla borcu var bize. Ha, o başka. Hadi ulan, ne duruyorsun? Gazla. Hocam, bana bir akıl verin be. Başım dertte. Hayrola? Evin üçüncü katına çıktık, belediye bastırdı. O fena, yok mu bir tanıdık? Yok. Tanıdıklı olmaz beci. Olur Orhan'cığım olur, belediye başkanı falan. Yok mu imar iznin? Var, var da eski belediye zamandan. Bir işe yaramıyor. Günaydın. Günaydın. Ne haber za? Nasılsın? Ne olsun be ustam, bombok. Ha, senin belediye başkanını Hamdi Bey tanır. Yok ya, şu bizim ev işini konuşuyoruz da belediye yine taktı. Tamam, sen götür kahvesini. Reisi tanıyorsa konuşursun. Götürmez miyim? Yaşayayım be. Bu iyi oldu. Yalnız mı odasında? Yalnız, yalnız. Ben de bir yakışıklıya bakayım. Benim de bir işim var onunla. Görürsen söyle, kalem diyeyim bana bir uğrasın. Olur. Hadi üstad, yürüyelim yavaş yavaş. Yürüyelim. Hay Allah senden razı olsun be Orhan Bey. İyi aklına geldi. Duruşmalar başlamadan yakala şunu, seni sever. Ben de onu severim. Ben de onu severim.
Aferin lan. Ne de çabuk geldin. Gel dur şurada biraz. İyi günler. Nasılsın Tahir abi? Fena değil. Nasıl transfer yaptık? Ölmüş oğlum o takım. Ruh kalmamış. Siz daha öyle 50 milyarlık transfer yapsanız bir boka yaramaz. Yapma be abi. Bozma insanın moralini. Bozulsun biraz. Oo Rıza Bey. Neredesin kaç gündür? Seni arıyorum ben de. Paramı vereceksin. Vereceğim. Bana 2 saat müsaade et. Bugün. Bugün inşallah. İyi olur, ben de sıkıştım. Çok masraf ettik. Biliyorum, sana mahcubum. Sünnet yıktı bizi. Getirecek misin kayınvalidenin duruşmaya? Bilmem, getireyim mi? İyi olur. Hakim de tanıdık. O cepte canım, babamız. Biter mi bir celsede dersin? Sanmam. Sen de biraz sıkıştır Hamdi Bey'i. Tamam. Bütün ümidimiz sende Tahir Bey. Yok ama öyle konuşup da bana manevi baskı yapma şimdi. Baskı yapmak değil de durumum çok bozuk Tahir Bey. Tamam anladım Rıza da biliyorsun. Çok uzun sürer bu davalar. Of anam of. Emirlerinizi bekliyorum efendim. Hayatta bir kondumuz var işte. Onu da yıkarlarsa. Konuşacağım Cebrail. Sen buranın emektarısın. Bakayım sözüm geçerse. Allah razı olsun Hakim Bey. Sizin sözünüz geçmez mi? Allah razı olsun. Gel. Merhaba Cebrail Usta. Merhaba babam. Ben sana haber veririm. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Kimse var mı şimdi inşaatta? Yok efendim. Durduk. Ha, o daha iyi. Efendim, benim de sizden bir ricam olacak ama... Nedir? Biliyorum. Siz de sıkışıksınız ama... Ay başında vermek üzere. Ne kadar? 600-700 işimi görecek. Zor be Rıza. Bilirsin. Olunca veririm de. Bilmez miyim Hakim Bey? Canın sağ olsun. Dur bakayım. Bir Betül'le de konuşayım da. Olursa çok işim görülecek efendim. Tahir Bey'e vereceğim de. Ya ver ver. Getirdi dosyayı bizim mahkemeye biliyorsun. Getirdi efendim biliyorum. Duruşmamız var haftaya. Aferin valla. Becerikli avukat. İsterse yapar efendim. Konuşayım sana haber veririm. Çok teşekkür ederim efendim. Zahmet oluyor. Teyze ne oldu? Hayrola erkencisin? Ne bileyim evladım. 8:30'da orada ol. Mahkeme beklemez dediler geldim. Ne davası seninki? Tavuk, tavuk. Tavuk? Ah, ah taşladı Yezid'in çocukları. Öldü mü? Ölmez mi? O saat. Başın sağ olsun teyze. Senin de, senin de. Söyle hakimine de alsın şunlardan parasını. Vermiyor kör olasıcalar. Söylerim. Sevaptır. Bırakmam hakkımı onlara. Davaysa dava. Rıza abi günaydın. Günaydın. Neredesin sen? Uyuyakalmışım. İyi gelebildin. Taksiye bindim mecburen. Oh yakışır. Ay sonu. Eniştemiz yok muydu? Ne eniştesi be Rıza abi aman. Olacak kızım. O da olacak. Bir şey olacağı yok. Hadi hadi bozma moralini. Evlenen nasıl evleniyor? Para var herkeste. Şu paranın gözü kör olsun. Ben de sıkıştım Şükran. Hamdi Bey'den istedim şimdi. Veremiyor o da, memur adam. Memur olmayacaksın bu hayatta Rıza abi. Öyle kızım, rezillik. Sana tek şekerle içiyorum demiyor muyum ben oğlum? Ne kafasız şeysin sen? Dikkatli olsana biraz aslanım. Handan Hanım poğaça? Of alsam bilmem ki. Peyrizdeyim ama.
Ne olur bundan Handan Hanım. Bir lokmacık şey. Hadi bari yarısını. Beni de iştahlandırdınız şimdi. Yarısını da ben yiyeyim. Necip Bey? Bize yasak. İçim gidiyor ama. Üstad bir lokmadan bir şey olmaz. Bize de yasak. Götür Nermin. Al al iki tane. Yiyen yok. Yemem fazla Ali. Bir tane yeter. Sağ ol. Bana hemen bir de kahve getir. Tamam. Mesai saati gelmeden üşüşürler şimdi sinek gibi. Ha, poğaçalarımızı yiyelim şurada adam gibi. Bunların gözünde biz robotuz herhalde. Ne dinlenmeye hakkımız var ne uyumaya. Öyle vallahi. Allah sabır versin. Tabii efendim. Memura saygı kalmamış ki. Getiriyor evrakını adam da yiyor burnuna. Karşısında kölesi var sanki. Sen bu kuponları kesiyor musun? Kesiyorum. Handan Hanım bir şey anlatıyor. Pardon efendim, pardon, farkında değilim. Buyurun, sizi dinliyorum. Tabii efendim, farkına varılmaz. Memur statüsünde olmayınca. Nermin yavrum, sinekler tepemize üşüşmeden şunları sıraya koy da. Alayım Handan Hanım. Acelesi yok yavrum, acelesi yok. Bitir poğaçanı da öyle. Daha fazla şimşekleri üzerimize çekmeyelim. Okumana bak. Nasılsın evladım? Sağ ol teyze. Sen nasılsın? İyi değilim be evladım. Tavuğumu öldürdüler. Tazminat mı istiyorsun? Cezalandır da şu bokları. Artık ben bir şey istemem. Bakarız şimdi. Beni buralarda bekletme evladım. Ayaklarım şişiyor. Ah kurban olayım yavrum. Peki teyze, ilk seni alacağım. Ömrüne bereket evladım. Bugünkü davalar da birbirinden ilginç. Merhaba Şükran, nasılsın? Sağ olun efendim. Rıza, Betül'le konuştum, verebileceğiz. Çok teşekkür ederim efendim, sizi zorlamıyorsa. Tamam tamam, öğleyi beklersen. Tabii efendim, ne demek. Hadi bakalım kızım. Hazırım efendim. Rıza, yaşlı bir kadın var orada. Onu çağır. Ayakları şişiyormuş. Yazık, beklemesin. Anladım efendim. Teyze, senin adın neydi? Seher evladım, Seher. Seher. Gel bakalım, senden başlayalım. Allah razı olsun. İyi bir adama benziyor senin hakim. İyidir, iyidir. Yoksul babası. Ben biraz çıtlattıydım ama şikayetimi. Orada sen de yardımcı olursan. O benim işim değil teyze. Duruşmada benim konuşmam yasak. Yasak mı? Niye? Sen orada bostan korkuluyor musun? Ha? Hadi teyze gir. Hakime anlatırsın. Sıram sıram diye cavcav eder şimdi bunlar. Gir. Kapıdan uzak duralım beyler. Duruşma başlıyor. Gürültü yok, ona göre ha. Buyur teyze, şöyle otur. Şu dosyayı bul bana Rıza. Baş üstüne efendim. 92'ye 21, 23, 22. Seher diye yazması lazım oğlum orada. Seher Paksoy. Tamam teyze, buldum. Avukatın yok mu teyze? Ah yavrum, benim bir tavuk için avukat tutacak halim mi var? Karşı taraf? Onlardan da kimse yok hakim bey. Bir tavuk için kim gelir? Evet teyze. Seher Paksoy sensin. Benim evladım. Peki bu Osman Açıkgöz kim? Gözü çıksın. Peki
Nedir bundan şikayetin? Anlat. Şimdi şöyle hakim bey oğlum. Otur otur. Bu ahlaksızın oğlu taş atıp benim tavuğumu öldürdü. Şahitlerin var mı? Şahit yok da mahallenin çocukları görmüşler. Onlar söyledi yavrum. Öyle görmüş demişti olmaz. Mahkemeye şahit lazım. Yalan mı söyleyeceğim evladım? Bu yaşta bir tavuk için. Gittim babasına rica ettim. Osman Bey, sen bunun parasını ver, sulh olalım dedim. Bak herkesler görmüş. Ben yalnız bir kadınım. Şurada üç tavuğumla. Vermedi mi? Vermese iyi evladım. Vermiyorum ulan moruk. Kim görmüş? Siktir ol git başımdan dedi. Peki teyze. Vermedi paranı. Peki isterken yanınızda kimse yok muydu? Var da evladım. Herif belalı onlar da korkuyorlar. Hiçbiri tanıklık yapmaz yani. Yapmaz. Hepsi götlerinden korkuyor. Aa teyze küfür yok teyze. Ben yaşayacağım kadar yaşamışım evladım. Pabuç mu bırakırım o hayduta? Gittim geldim istedim. Tam bir yıl peşinden koşturdu beni. Mahkemeye vereceğim dedim. Verirsen ver. Mahkemenin de sülalesini dedi. Aa, bu cezayı hak etmiş ama. Etti be evladım. Yoksa benim bir tavuk için mahkeme mahkeme dolaşacak halim mi var? Tıktır şu pezevengi içeri evladım. Al teyzenin ahını. Adaletine kurban olayım senin evladım. Sürtünsün burnu. Tamam teyze, tamam. Verelim cezasını da bir şahit bul. Aslında iki şahit lazım ama hadi senin için bir olsun. Bulamam evladım. Yarım da istesen yok. Tüh, insanlık ölmüş. Ölmüş evladım, ölmüş. Allah'tan başka tek şahidim yok. Teyze, Allah hepimizin şahidi. Ama onunla olmaz. Göstereceksin birini. Bulamam güzel evladım. Çocuklar söyledi ama hiçbirinin ana babası göndermez o haydudun şerrinden çocuklarını mahkemeye. Onların yaşı tutmaz zaten teyze. Yaşı tutan bir şahit göstermezsen davanı reddederim. İyi düşün. Red mi ediyorsun? He, ne yapacak adam? Götü boklu bir tavuk için. Ne düşüneceğim? Yok evladım, yok şahidim filan. Tamam. Ben davanı reddettim. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Teyze, kararı beğenmediysen davayı temiz edebilirsin. Senin pis ettiğini ben nasıl temiz edeyim ha evladım? Keten gönlek filfilli nileler. Keten gönlek filfilli nileler. Beğenmişsin usta. Olmaz mıyız pezevenk? Onda mı çok gördün? Sağda solda bardak bırakmadın inşallah ha? Yok usta. Nereden aldın bu dilini neler? Ha babanın uşağı vardı burada. Nereden aldın bu dilini? Arkanda mı dolaşacağım lan? Nereden aldın bu dili? Nene. Git pezevenk git. Aklın dışarıda zaten. Bu dili buranın del. Bu dili buranın del. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vakitli gel ha. 8:30'da buradayım. Bu dili buranın. Lan duydun mu ustanı? Hadi bakayım yürü. Eyvallah. Bu dili İstanbul dili nineler. Biz bunların yaşında böyle miydik be Rıza? Pireydik usta pire. Pire valla. Tamam mı? Kapattın mı kapıyı? Kapattık da usta. Senden bir ricam var. Buyur estağfurullah. Usta be. Hamdi Bey sağ olsun verdi biraz ama yakışıklı hepsini götürdü. Eve gideceğim. Bir şeyler almak lazım. Vereyim. Vereyim de ne kadar? Bende de yok. Çok bir şeyler istersen. Yok be usta. 150-200. O kadar var. Biliyorsun bu inşaat için oluk gibi para gidiyor. Bilmez miyim usta? Al. Çok teşekkür ederim. Çarşıya çıkacak yüzüm kalmadı valla. Olur olur. Çıkacağız elbet bir gün düzlüğe. Kolay mı üç çocuk?
Kıza da sinirlendim. Elimde kalıyordu vallahi bu sabah. Hangisi? Büyük. Orospu karı gibi konuşuyor. Karşısında baba mı var, ne var belli değil. Biriyle mi geziyor yoksa? Hmm. O gece gördün ya sünnette. Bizim terzinin oğlu. Aleniyete döktüler. Olmaz ya. Olmaz tabii usta. Daha okulu var. Oğlan çaylak. Gitti onu buldu midesine tükürdüğüm. Kız çocuğu da zor be. Ne diyorsun usta? Verem eder insanı. Hadi çıkmıyor musun? Tamam tamam. Sen yürü ben yetişirim. Hadi bekliyorum. Rıza Bey gel karpuz vereyim. Yok taşıyamam şimdi sağ ol. Yemek lazım bu karpuzu. Kurabiye, çay şekeri, çay. Biz ağzımızın tadını bilmiyoruz sanki. Buyur ağabey. Kaça domates aşığım? Ağabey sana 4000. Vay babam vay. Ver 2 kilo. Vereyim ağabey. Bir kıvırcık salata ver. Vereyim. O kaça? 5 ağabey. Of anam of. 8 5 daha 13. 2 de limon ver. Vereyim ağabey. Üzüm falan ister misin çekirdeksiz? Yok. Kavunum da var abi bal gibi. 40 ağaç abi bal gibi bal. Ya bırak şunu 50 gram da fazla gelsin. Altın mı tartıyorsun mübarek? Tamam abi canın sağ olsun. Başka ne istersin? Başka bir şey yok. Helal et. Helal olsun abi helal. İyi akşamlar. Rıza abi. Rıza abi. Efendim? Nasılsın abi? Nasıl olalım bildiğin gibi. Günde 40 dosya. Abi sen bana bir şey sormuştun ya. Ne? Bizim eniştenin arsası. Avcılardaki hani. Ha, Satmamış gelsin bir baksın dedi. Bakalım da Necati. O iş biraz uzadı. Bir davamız var. Kaynanamın arsa davası. Onu bekliyoruz. Onu bilmem abi. İnşallah o zamana kadar satılmaz. İnşallah kısmet. Kelepir çünkü. Sen alasın isterim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Para bunlar da be. Vay anasını. Mübaşir deyip geçme. Rüşvet evladım. Adliyi ellerinde oynatıyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana biraz beyaz peynir ver. Verelim. Peşin yarım kiloda zeytin. Zeytin aldılar mı yoksa? Yok kimse gelmedi. Sen bir de küçük rakı ver. Gerisini ay başında hesaplaşırız. Öyle olsun. Verelim. Öyle olacak. Başka çare yok. Memur musun? Rezilsin. 10 tane de yumurta versen bana. Bunu iyi düşündüm be Hacer yaz günü. Bereketli de oluyor mübarek. Biber koyma dedim şuna. Hepsini de tattım be anam. Gözümden kaçmış. Bu evsimde acı olmaması lazım. Yalan mı söylüyorum kız acı işte. Menemene de biraz acı yakışır anacığım. Şöyle üfleye üfleye ye. Acı baba. Ayıkla çatalla biberlerini be oğlum. Oo, kimseye de beğendiremedik. Ben yiyorum valla. Tabii siz yersiniz. Ağzınız teneke kaplı. Bize göre yemek pişmiyor ki bu evde. Aa, aşk olsun be anam sordum da. Senin için yapmış anam. Bak yumuşacık. Sus sus. Laf isteme şimdi akşam vakti. Hasta hasta konuşup da. Anam sana takılmazsam işim rast gitmiyor be. Sinirlenme hemen. Şu yemeğimiz bitsin, dersimize çalışacağız seninle. Ne dersiymiş o? Adliye dersi anam. Duruşmamız haftaya. Biliyor musun neler söyleyeceğim? Yok. Nereden bileceğim? Senin gibi ömrüm adliyede mi geçti benim? O da doğru ya. Ha, senin yakışıklının selamı var. Niye benim yakışıklım oluyormuş? Kızdırma kadını Rıza. Kızdırır mıyım ben güzel anamı? Su nerede? Suda mı bitti?
Biter mi canım? Kalk kızım, su getir. Her şeyi de biz düşüneceğiz bu evde. Hadi yürü bakayım. Öteki nerede? Odada. Ne yapıyor odada? Ne bileyim ben. Kapandı odasını, somurtuyor sabahtan beri. Yemek? Yemiyormuş. Protesto he? Yemesin. Yemesin, ölmez. Sürtülsün biraz burnu. Sürtünecek tabii. Dur da anam, süründüreceğim onu. Görsün bakalım babasının karşısında öyle cav cav ötmek nasıl oluyormuş. Aferin. Babalığını göster biraz. Göstereceğim hanım. Seninle de konuşacağım, seninle de. Ben ne yaptım baba? Sus, bana cevap verme. Cevap verme babama. Yemeğini ye sen bakayım. Karışma böyle şeylere. Niye karışmayacakmış? O da bu evin oğlu. Karışamaz anne. Yaşı kaç onun? Ne var? Sünnetini de oldu. Sünnet olmakla iş bitmez ana. Ben de oldum. Sus be! Sapık sapık konuşma Allah aşkına. Niye anam? Sünnetsiz miyim?